Abdurrahman Dilipak, kim kimi vuruyor? Bölgede kim kimi vuruyor? Amerika gerçekten bölgeden terörü kovmak için mi orada duruyor? Hatırlayalım, Amerika bölgeye için gelmişti? Halkı Saddam'ın zulmünden kurtarmak için değil mi? Peki sonuç ne oldu? Terör bitti mi? Peki dün Saddam belasından halkı kurtarmak için bölgeye gelenler Esad zulmüne, Sisi darbesine karşı neden seslerini çıkartmıyorlar? IŞİD'i kuranlar daha önce Irak'ta Ebu Ghraib'te yatan selefi gruplar değil mi? Amerika bu işin farkına yeni mi varıyor? İngiliz istihbaratı bu gruplar Suriye'ye girerken ve geri dönüp Sünni Arap aşiretleri ve Saddam'ın gizli ordusu Cumhuriyet ordusunun elemanlarıyla buluşup Cumhuriyet ordusunun toprağa gömülü gizli silahlarını yer altından çıkartıp bölgeden devşirdikleri Sünni dünkü selefi Vehhabi gruplara dağıtırken uyuyorlar mıydı? Fransa'da mı bu gidişattan hiç haberdar olmadı? İsrail'de batılı dostlarını bu konuda uyarma gereği duymadı öyle mi? Bu yalana inanmamızı mı istiyorsunuz? Şimdi Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri Amerika ile birlik olup IŞİD'e vurmak için ortak operasyon düzenliyor. Dün bölgedeki bazı Selefi Vahabi gruplar Suudiler tarafından desteklenmiyor muydu? Tavşana kaç tazıya tut diyorlar. Saddam'ı Kuveyt'e saldırması konusunda Amerika elçisi bizzat teşvik etmemiş miydi? Saddam'a o cehennem topunu İngilizler satmamış mıydı? O kimyasal silah deposunu kim kurmuştu? Hatta Vatikan'da işin içindeydi. P2 hocasını Üstad-ı Azam Lisio Gelli'nin o karanlık ilişkilerini hatırlayın. İran-Irak savaşını hatırlayın. Bunların hiçbiri durduk yerde olmadı. Bugün oynanan oyun da bundan farklı değil. Darbeler, terör, savaşlar hepsi bu kanlı, karanlık ve kirli senaryonun bir parçası. Bölgede yeni bir durum yok. Bir oyunlar. Aslında biz bu oyunu daha önce görmüştük. Bölgede baronlar av partisi düzenliyorlar. Kontrollü bunalım stratejisi dedikleri bir oyun bu. Batılı güçler bu vesileyle IŞİD bahanesiyle kendisi için tehlikeli, riskli gördüğü her yeri vuracak. Herkesi kara listeye alacak avlayacak, birilerinin mal varlıklarına el koyacaklar. Havadan vurmakla kalmayacaklar. Blackwater gibi özel timler, keskin nişancılar marifetiyle nokta hedefleri gidip evinde vuracaklar. Silah depolarını havaya uçuracaklar, insani yardım diye organ ticareti yapacak birileri. Birilerini köşeye sıkıştırıp tehdit ve şantajla ajan yapacaklar bildik hikayeler. Bölgenizden birileri cihad aşkına, kendi ülkelerindeki diktatörlük rejimlerine karşı direnmek için insan kazanmak, eğitim almak, silah temin etmek için hayal kurarken uluslararası istihbarat örgütlerinin silah tüccarlarının oyuncağı olabilirler. Gidişat hiç de hayır alamet değil. Sufi Selefi Şii kavgası yetmiyor buna bir de Kürt konusu eklendi. Yarın bu sorun nerelere sirayet eder belli değil. Bakarsınız Ürdün'ü vurur. Şimdilik İsrail ve Esed memnun gözüküyor. Yarın buradan dünyaya yayılacak paramiliter gruplar New York, Londra, Paris, Berlin, Roma'da kendini gösterebilir. Rüzgar ekenler fırtına biçmek durumunda kalabilirler. Suudiler, Birleşik Arap Emirlikleri bu işten zararlı çıkabilir. Göreceğiz. Suriye'nin bu işten karlı çıkması mümkün değil. Batılılar bir şekilde bölgeye gelmeye başladı. Yerleşmek kalıcı olmak için her yolu deneyecekler. Türkiye Güvenlik koridorla göç dalgasını sorunlu bölgede durdurmak için askeri olarak bölgeye girecek. Yemen'de Husilerin iktidara ortak olacak güce ulaşmasıyla Suudi Arabistan'ın kuzey ve güneyinde, Arap Yarımadası'nın doğusunda ve kuzey batısında, İran ve Şii varlığı Sünni Arap dünyasında yakın ve sıcak bir tehdit olarak etkisini hissettirmeye başladı. Bu kriz bugünden yarına aşılmayacak ve sorun eset rejiminin ifade ettiği riskten çok daha büyük. Kapsamlı etkileri itibariyle daha uzun ömürlü ve daha yakıcı olabilir. Bugünkü bu zulüm düzeninin kuruluşu kolay olmadı. Birçok insanın kanı döküldü. Bu düzenin yıkılması da kolay olmayacak. Birçok insanın hayatı kararacak, canı acıyacak. Çünkü Beyaz Efendi gasp ettiği şeylerden vazgeçmek istemiyor. Bütün bu olumsuzluklar bazı gerçekler üzerinde düşünmemiz için tarihi bir fırsat sunuyor bize. Vahdet ve İslam dünyasının birliğine giden yolda hepimize büyük görevler düştüğünü gösteriyor. Çeçenistan'da, Mali'de, Yemen'de, Afganistan, Irak, Suriye, Mısır'da yaşananlar bize ders olmalı. Kibriti gözümüze çok yaklaştırırsak arkasında bir ormanı kaybedebiliriz. Edebiliriz. Büyük fotoğrafı görmeli ve adımları ona göre atmalıyız. Oyuna gelmemeliyiz. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Hakkı.